Arkadaşlar ben Az Gemiteri kanalından Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte efsanevi bir tane PES 2018 mobile top açılımı yapacağız. Gerçekten harika olacağını düşünüyorum. En moddan şuradaki göstereyim size arkadaşlar. Şuradaki gördüğünüz challenge'ların yani modların hepsini neredeyse tamamladım. Şurada bir tane kaldı. Ona internetin hızı çok kötü olduğu için arkadaşlar şu anda bulaşmayacağım hiç. Diğerlerinin hepsini tamamladım. Vaktim yeterse onu da tamamlarım ama şimdi değil. Bugün sizlerle birlikte sadece top açılımı videosu yapacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Top açılımı videosuna geçmeden önce arkadaşlar burada sizden artı 120 like bekliyorum. Gelir mi bilmiyorum ama bence siz yaparsınız bunu. Gelmesi de can sağlığı olsun arkadaşlar. PES videoların ortalaması zaten 80 ile 100 beğeni arası ama 120 belki zorlarsınız diye düşünüyorum. Hemen videomuza geçelim. Burada sizlere dediğim gibi 10 tane top açalım. 10 tane top açacağım. Bunların çoğu gümüş ama 2 tane gold var ve bu goldlardan illa bir tane siyah çıkarmaya çalışacağım. 5 tane gümüş buradan, 1 tane gümüş buradan, 6, 1 tane de oradan 7. 3 tane altın olması lazım. 1 2 3. Arkadaşlar 3 tane altın şansımızı deneyeceğiz. Gümüşlerden başlayalım. Umarım taktik yapmayacağım aslında. Taktik dediğimde umarım şansımız yaver gider ve en azından bir tane siyah top gelmese de kalanlar hepsi altın olsa da sıkıntı yoktur arkadaşlar. Bol şans bize, hemen biraz bekleyelim. Sizler de çıkardığınız topları yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Hangi toptan hangi oyuncu çıkardığınızı gerçekten çok mutlu olurum. En azından ben de sizi görmüş olurum. Siyahlar dönüyordu ama maalesef ki bize tabii ki de gümüş gelecek. Gümüş toptan farklı bir şey beklemeye gerek yok. Genelde gümüş geliyor. LFF pozisyonundan Najar Chadli geldi. Chadli'nin özelliklerine baksam mı ki? Bakmaya çok gerek yok aslında. Player Details'a bakalım. Şuradan neler yapıyormuş. Çok iyi bir oyuncu sayılmaz arkadaşlar. Najar Chadli'yi aslında satasım geliyor ve Rilas deyip satacağım arkadaşlar. Çok da önemli değil. Olup olmaması. Hemen next diyeceğim ve buradan topumuzu açmaya devam edelim. Şuradan 4 tane silver kaldı. 3 tanemiz kesin altın. Onlardan bir tanesi siyah olursa harika olur. Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi artı 120 like bekliyorum. Sizler yaparsınız. Kanalımızın abonesine göre aslında çok fazla bir like beklemiyorum ama arkadaşlar dediğim gibi şu kadar like olsa yeter bize lütfen. Siyahın abicim böyle bir şey olamaz ya. Ya siyah gelse sanki ne olacak? Şu Lille'den geleni de hemen satmasın. Satasım geliyor, satmasın diye ya. Satasım geliyor arkadaşlar. İkinci topumuzu da açtık. Sıra üçüncü topumuzda. Bakalım üçüncü toptan bir şeyler verebilecek mi? Şu box sıradan kesinlikle bir şey açmanızı tavsiye etmem. 3 siyah top veriyor sadece. Ya buraya coin harcamaya hiç gerek yok. Hiç gerek yok. O yüzden tavsiye etmem ve şu anki topumuza geçelim. Bakalım. Lütfen en azından Konami bize bir siyah top ver. Fazla bir şey istemiyorum. Siyah top açılımı olsun en azından. Başlık da olsun. Genelde başta çıkıyordu arkadaşlar. Bu sefer erken basacağım. Lütfen. Lütfen. Ya abicim ya. Bu sefer erken basayım dedim ama gene bir şey çıkmadı. Rafael Cagliari'nin kalecisi. Bu arada arkadaşlar Serie A'dan maçlarının hepsi tatil oldu. Astori kalp krizi geçirdi. Fiorentina'nın kaptanı Astori. Ya çok üzücü bir durum gerçekten. Galatasaray'ın da bir ara transfer etmek istediği oyunculardan bir tanesiydi arkadaşlar. Burada 2 silver var. Devam mı etsem silver'da ne? Devam edelim arkadaşlar. Silver yani gümüşler. Ya artık bize bir şans getir Konami. Lütfen. Fazla bir şey istemiyorum. Bir siyah top. Sadece bir siyah top. Siyah topları gördünüz değil mi arkadaşlar? Ya bassam gelmez. Ama işte Konami'nin bize yaptığına bakın. Kendimi iyi hissettiğim zaman arkadaşlar basacağım ve basıyorum lütfen. Hepsi gümüş mü olur ya? Ya abicim hepsi gümüş olur ya. Ya cidden artık bizim bu konudaki şanssızlığımızı bilen bilir. Çok şanssızız. Geçen siyah top açmıştık İbrahimovic. Onu da şans eseri. Nasıl şans eseri? Oyunu tekrardan sildiğim için bana 7. günde bir tane siyah top bedava hediye vermişti. O yüzden gelmişti arkadaşlar. Bunu hiç bekletmeden basacağım arkadaşlar. Gelir gelmez. Bakalım gelecek mi? Çok zannetmiyorum. Çok zannetmiyorum. En azından altında tutturduk ya. İyi oldu ya. En azından altında tutturduk. RMF pozisyonundan Yarmolenko geldi. Fena değil. En azından kadromuzda bulunsun arkadaşlar. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Bir tane oyuncu açmak bile bizim için büyük bir başarıdır. Toplam kaç topumuz kaldı? Bir. Özür diliyorum bu arada. 4-5 topumuz kaldı. Bunlardan bir tanesi ilki gümüş. Şu Milan'ınkinden başlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Cancel diyelim. Olası oyunculara bakalım. Gelmesi olası oyunculara Gullit, Maldini, Bonucci, Thiago Silva, Pierre-Emerick Aubameyang ve Jonas. Arkadaşlar Jonas'ın da gelmesini isterim ama benim orta saha ve stoper eksiğim var.
Gelecekse CB pozisyonunda Paolo Maldini ile Bonucci'den bir tanesi gelsin arkadaşlar. İkisinden bir tanesinin gelmesi benim için iyi olur. Biz yerden devam ediyoruz. Şimdi gene gümüş top atacağız arkadaşlar. Gümüş topun dışında toplam 3 tane altın topumuz kalıyor. Umarım bunlardan bir tanesi dilediğimiz siyah veya altın top olur. Zaten altın top 3 tanesinin olması garanti ama bizim amacımız aradan bir tane de siyah çıkarmak arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Umarım şansımız dediğimiz gibi yaver gider. Ama çok zannetmiyorum çünkü çok şanslı bir insanım. O yüzden pek şanslı olduğum söylenemez. Şimdi bastım altında. Lütfen en azından siyah gel. Ya abici böyle bir şey olamaz ya. Altın topta kaldık. Ve LB pozisyonu geldi. Mendy geldi. Ya ben Mendy ne yapacağım? Zaten sol bekim var benim. Arkadaşlar siyahı gördünüz. Çok çok az kalmıştı. Ama maalesef gene tutturamadık. Şurada 3 tane kaldı. Bari Inter'den bir şeyler gel be abim. Lütfen. Lütfen buradan dilediğimiz bir şeyi bize ver. Biz de mutlu olalım. Şimdi bekleyeceğim. Kendimi iyi hissettiğim zaman gene basacağım. Umarım. Umarım siyah gelir. Umarım siyah gelir. Maalesef siyahın sesi gelmedi. Buradan gene gümüş top çıkardık ki Pereiro. Justin Pereiro muydu? İsmi neydi? Unuttum herhalde. Şimdi hemen buradan da next dedikten sonra devam edelim. Son 3 top. İhtimallere bakalım. Legend'den kaç tane oyuncu var ya? 55 oyuncu var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 oyuncumuz bizim siyah. 45 oyuncumuz sarı oluyor. Altın oluyor. Yani %20. %20 şansım var benim. Şimdi bu %20 şanstan niye bir siyah çıkmasın? Şuraya bakalım. Şansım ne kadar? Burada 50'de 5 var. Burada %10'luk şansım var. Aynı şekilde burada da gene %10'luk bir şansım gözüküyor. Yani ihtimaller düşük. Ben küçük ihtimalden büyük ihtimale doğru açacağım. Umarım bize şanslı gelirsin Inter. Lütfen. Bize şanslı gel. Bakın arkadaşlar dönen topların hepsi gümüş. Yani gümüş dedim altın. Ya bu altınlar arasında niye siyah vermesin ki? Bakın bakın. Siyahlar gelmiyor. Şimdi bastım. Bakın siyahlar hiç gelmiyor. Gene gelmedi. Hiçbir tane siyah top görülmedi ki. Ne verdi? DMF verdi ya. Böyle böyle DMF verdi. Nemanja Matić neyse. Stoperde de oynatabilirim. Hiç problem yok. Oo Rode. Rode'nin yerinde oynayabilir arkadaşlar. Hemen next diyelim. Milan'a geçelim lütfen ya. Lütfen buradan bir tane siyah top ver. Yani bahtım kara benim. Gerçekten bahtım kara. Şimdi bekleyeceğim. Umarım bu sefer bakın bir siyah geçti. 10 siyahtan bir tanesi geçti şu an. Sadece bir tanesi. 2 geçti. Şuradan ben basacağım arkadaşlar. Artık ne geldiyse. Gene ya. Gene altın. Ne geldi? AMF geldi. Kim geldi? Diego geldi. Bir ara Fenerbahçe'de de oynamıştı. Sıkıntı değil. Diego'yu da bir yerde oynatacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ve son. Son top. Johan Cruyff. Cruyff altın geldi. Lütfen. Lütfen buradan bana iyi bir şey ver. Konami senden rica ediyorum. Bana buradan iyi bir şey ver. Gerçekten artık iyi bir şey vermesini istiyorum. İhtimal daha yüksek ama geleceğini hiç zannetmiyorum arkadaşlar. Gerçekten dediğim gibi çok düşük bir ihtimal. Köpeğin de havlayacağı tuttu ya, şansa bak. Şimdi arkadaşlar bekleyeceğim. Sabırlı bir şekilde bekleyeceğim. Lütfen siyah top ver ya. Ya bu videoyu 10 toptan bir tanesi siyah gelmez mi? Bir ara şeyde görmüştüm. Ümidi abi de görmüştüm. Onda hiç gelmemişti. Sabırlı bir şekilde bekledim ama maalesef gene gelmedi ya. Altın top geldi ve altın top açılımı gene oldu. CMF pozisyonundan Andre Gomez. Vere vere Andre Gomez'i verdim. Şimdi arkadaşlar en azından kadromuzu sizlerle birlikte şekillendirelim. Dilediğimiz gibi video olmadı ama yapacak bir şey yok. İyi oyuncular geldi açıkçası. Kötü oyuncuların geldiğini söyleyemeyiz. Hani çok çok iyi oyuncu geldi mi? Hayır gelmedi. Ama fena oyuncular da gelmedi. Kadromuzu kuracak kadar bir şeyler geldi. Şimdi DMF pozisyonunda bir oyuncum vardı. Kimdi? Şuradaki oyuncum. Onu alalım mı? Şuraya hemen koyduk mu? Harika göründü şurası. Gerçekten beğendim ya. Orada olması beni mutlu etti. LB pozisyonunda Mendy vardı. Bakalım Mendy'yi şu kanada alsam neler değişecek? Gerçekten biraz merak ediyorum ki kaçta kaldı? 66 olmadı. Harbiden olmadı. Hemen RB pozisyonundaki oyuncumu değiştireceğim. Şu şekil şuraya koyayım. Neler yapabilirim başka arkadaşlar? DMF pozisyonunda oyuncum vardı benim ya. Ha CB'de şunu çıkardık biz. Ki bu hangi oyuncuydu ya? Raid zaten vardı ya. Raid'i sonradan çıkarmadık bildiğim kadarıyla. Şöyle bir kadromuz oluşmuş durumda. Altın altın altın. Sadece bir siyah top. Orada İbrahimovic bize göz kırpıyor. Onun dışında yeterli sayıda oyuncularımız, iyi oyuncularımızın olduğu söylenemez. Şu LMF pozisyonundan şu ikonu çıkartalım. Sup diyelim. Bakalım şunu da. LB pozisyonu değil mi şu?
Kimle değiştirelim? Şuradaki DMF ile değiştirelim. Bir dakika. Şöyle. Şuradakiyle değiştirelim ya. Ha tamam. Sıkıntı yok bence. Şöyle değiştirdik. En azından kadromuz iyi bir yerde bulunsun da hoşumuza gitsin ya, oyuncularımızın yerleri falan da fistan. Şimdi CMF posunda Andre Gomez. Gomez'i de şöyle şuradaki oyuncuyla alayım, değiştireyim. Onun dışında bakalım neler var neler. RMF posunda bir oyuncum var. RMF posunda. Sistemi değiştirsem bakalım neler değişecek ama çok bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Şuradan GK ile kaleciyle değiştirelim. Kalecinin ne kadar formsuz olması biz için önemli değil. Tek bir tane gümüş kaldı. Onu da şuradan değiştireceğim. Tamam. Hepsi altın oldu. Kostumuz 403 oldu. Gerçekten iyi oldu. Kadromuz güzel bir yerde durdu açıkçası. Daha da yükselir. Nemanja Matić fena değil. Bir RB pozisyonda bir eksikliğimiz var. Onun dışında her şey yolunda. Bir dakika ya. Şurada bir menajerim var. O menajerimi değiştirdiğim zaman bakalım neler değişecek. Pekerman var. Şimdi bir konfir diyeceğim. Bakalım Pekerman ne gibi bir durumda? Oo, harika oldu. Harbiden harika oldu. Bu üçlüyü sevdim. Gerçekten sevdim. Ama biraz kopuk oynayan bir durum söz konusu. Burada kimi oynatabilir? Messi ise. Şunu oynatsam kaç olur? Düşürür. Bayağı düşürdü. 77'ye düşürdü. Ama Gabriel Jesus da hızlı. Yalnız şurada CS'de 79 oldu ya oyuncu. Bence gayet iyi. Şunu oynatsam ikonu 70 oldu. O kadar mı kötü? Çok kötü. Bir de bu sistemle oynayacağım. Arkadaşlar bu sistemle oynamak için de yeterli bir şey. 2 tane menajerim var. 630 kostüm var. Menajer puanı gerçekten harika. Hücum oynayan bir takım. Sevdim açıkçası bu taktiği de. Bu taktikle biraz oynayayım. Takım kimyasını yükselttiğim zaman. Bu şekilde arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz bir like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.